hoş geldin. Herkes bunu konuşuyor. Perşembe gününde konuşuyoruz. Eren, piyasada neler oluyor? 38.300'ü bir aştı. Evet, şimdi evet, ne denemesinde, güzel. Neyin harika. Peşinde, neyin peşinde, hangi haberleri takip ediyor? Ben sana söyleyeyim bak, 25.000 dolarla bak 46.000 dolar arasında bu haftayı savaşla geçirdik abi. Başka hiçbir şey değil. Ayılarla boğaların savaşı. Bir ya direkt full tekniğe girmeyeceğim ama orada önemli veriler var. Ters çanak vardı. O bizi 25.000'e kadar götürebilirdi. 25.000'de de işine gince CME'den vadeli Bitcoin işlemleri piyasası olan orada bir fiyat boşluğu vardı. Biz neyi biliyoruz? Bu fiyat boşlukları genelde doluyor. Ama İbre'yi çevirdi Bitcoin. Boğalar öne geçti ve bir de 47-48.000 dolar civarlarında bir boşluk var. Olay oraya doğru gidiyor. Yani tabii ki de bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama 40.000 dolar benim için şu an eşik olacak. 40.000 doları kırarsak güzel, süper gideceğini düşünüyorum ben. Üzerinde kalmak lazım. Ama yatırımcılar şuna çok dikkat etsin. Bugün yarın özellikle biz 1 Haziran'da neyi kapattık? CME'nin son kontrat tarihiydi. Mutlaka önceki yayınlarda biz konuşmuşuzdur. Genelde o günlerde o bir ayın birine denk gelen öncesinden 1-2 gün sonrasından da 1-2 günlük böyle bir 3-4 günlük periyotta Bitcoin'de ekstra bir hareket oluyor. Yani biz bunu gerçekten 1,5 senedir falan görüyoruz. Orada da ben şöyle bir formül geliştirdim. Eğer piyasa orta şekerliyse yükseliş genelde karşımıza çıkıyor. Veya piyasa yükseliyorsa daha böyle bir hani yükseltici etkisi oluyor ama piyasa düşüyorsa o günün düşürücü etkisi oluyor ama zaten şu birkaç gündür gördüğümüz üzere yükseliş de var. Bu süreçte ben yarın itibariyle CME'deki artık yükseliş dalgasının dışına çıkacağımızı düşünüyorum. Yani artık oradaki onun bir etkisi kalmayacak. Dolayısıyla bizim bu geceden şöyle bir 40.000'i falan yakalamamız çok kritik, çok iyi olur diye düşünüyorum. Yoksa düşüş mü bekliyorsun? Ya düşüş beklemiyorum ama 40.000 dolara demir atamayan bir Bitcoin'de 38'lerde salınması bence zor. Yani altında çünkü desteğimiz bizim nerelerde var? Şuralarda var. Yani 36.000 dolarlarda var. Onun altında 33.000 dolar ki hep bu dönemde sana da çok gelmiştir. İşte tamam 65.000'den 30 küsür binlere kadar düşen bir Bitcoin var. Herkes diyordu ki ayı sezonu geldi. Ayı sezonu geldi. Ben de benim fikrim şöyleydi. Benim için kırmızı çizgi 33.000 dolar altında kalması sorun değil. Üzerine hızlı bir şekilde attıkça bence sorun yok. Ki 33.000 doların altına inseydi artık evet daha uzun vadeli ayı senaryolarını konuşabilirdik. Ama benim şöyle bir umudum var. Tabii ki de kimseye bir tavsiye vermiyoruz burada. 2017 sürecinde de o süreçte de o büyük yükseliş öncesinde de Nisan ve Mayıs ayları hep düşük gitmiş. Yani 2500 dolarlık Bitcoin'den bahsediyoruz. Sonrasında bir daha 2500 dolara Bitcoin hiç gelmedi. Ayı sezonunun dibine geldik. O dibinde bile biz görmedik 2500 doları. Yani en kötünün en kötüsünde bile onu görmedik. Ama olaylar öyle. Biraz temel tarafa bakacak olursak şöyle ben de notlarımı açayım. Avrupa Merkez Bankası CBDC'ler artık önemli, dijital paralar önemli ve ülkelerin merkez bankaları dijital para üretmezse istikrarsızlaşmayla yüz yüze kalabilirler gibi bir uyarı yaptı. Amerika gene biraz hareketli. Hazine Bakanlığı bu artık borsaların yabancı kripto para yatırımcılarının bilgilerini paylaşmasını istiyor. Yani Amerika vatandaşı dışındakilerini de istiyor. Yani burada yabancı yatırımcıların bir boyutunu görme isteği var. Nasıl bir hacim var? Nereye gidiyor para? Ne oluyor? Ne bitiyor? Yani ve şunu söylüyor. Kripto paralar ABD'de vergi mükelleflerine paralarını saklamak için güzel bir yol sunuyor diyor. Tabii ki onlar da bundan rahatsız ki Gelir İdaresi Başkanlığı IRS de bunu zaten yıllardır söylüyor. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Kripto para dünyasında Amerika'da belki en eski, en çok bu konularda demeç veren birim IRS. Yani 2014, 2013'te falan demeçleri var. Yani kripto paralara yönelik vergilerinizi ödeyin gibilerinden. Öte yandan Çin'den gene atak geliyor. Amerika konuşuyor, Çin yapıyor. Öyle bir ayrım var. Dijital yuan dağıtıyorlar. Evet, 6 milyon dolarlık dijital yuan. Aslında bu ikincisi. Yaklaşık 2019 yılında bir kere daha yapmışlardı. Yine ben bir videoda analiz etmiştim ama daha küçük çaplı şehirlerde yapmıştı. Şimdi Pekin'de yapıyor. Yani buradan genel algı şu, dijital yuan artık hazır. Vatandaşlarda bunun testi yapılacak daha büyük çaplı. Sonrasında belki de go diyecekler, yani yürü diyecekler gibi. Ki flash bir gelişme, diğer bir gelişme Dogecoin biliyorsun. Mutlaka Coinbase'de tanındı mı? Coinbase'de listeleniyor. O olay var. Peki ne düşünüyorsun? Dogecoin çok soruluyor. Bana göre Elon Musk herhalde bunu $1 yapmadan rahat etmeyecek. Ya ama sanki, evet. Evet. Yani hani bu da çok saçma ama Shib coinler, Matic coinler falan işte yok Ethereum CEO'su falan. Herhalde o dalga gitti mi Eren? Yani hani işte Ethereum CEO'su Shib coinlerini sattı, Hindistan'a bağışladı falan. O romantizm herhalde arkada kaldı. Şimdi hangi günlere bakacağım? Tam arkada kaldı diyemeyiz aslında. Öyle mi? Coinler evet devam ediyor. Shib mesela çok darbe gördü. Yaklaşık 4 kat falan düştü. Ama yine bakıyorum ben böyle arada rakamlar aynı. Çok bir toparlanma yok o tarafta. Ama bence henüz o dalga bitti diyemeyiz. Yani bu boğa sezonu zaten DeFi ile başladı. Bitcoin altcoin'e girdi genel. Şimdi evet. De o meme coin dediğimiz o taraflara sıçradı. Yani orada da ben meme coinlerle ilgili hatta şey demek istiyorum. Bu hani bazıları meme coin olarak da internetin bu hani jargonu olarak telaffuz ediyorlar. Ya orada çok uzun vadeli ben o tarz coinlere girilmesini önermem. Onu söyleyeyim yani. Buna Dogecoin de dahil aslında. Kısa vadeli çok böyle bazıları gerçekten astronomik yükselişler yapıyorlar. Yalan değil. Yani çok küçük sakız parasına atarsın, astronomik bir yükseliş gelir, sana bir harçlık çıkar. Gerçekten bu kafayla bakmak lazım. Yoksa kumarhanede kol çevirmekten inan hiç farkı yok. Ripple tarafında yine olaylar var. Ripple, evet, ne oluyor orada? Ya şimdi aslında bir olayı şöyle bir hatırlamak gerekirse, SEC biliyorsun bir kayıt dışı satış davası, bir de menkul kıymet davası açmıştı. Şimdi Ripple diyor ki, madem ben menkul kıymet yasasını iptal ediyorum, o halde borsalardan alalım bakalım belgeleri. Verileri neymiş ne değilmiş, borsalardan belge talep etme yoluna gitti orada. Ki SEC'nin iddiası neydi? Kayıt dışı satış tarafında 2 milyar XRP token'ı dünyanın her yerinden birçok yatırımcıya sattı ve bunu yaparken de sürekli yatırımcılara böyle olumlu rakamlar, olumlu şeyler vererek yatırımcıları kandırdığı noktasına gidiyor. Ki şöyle bir olay da var. Ripple ödemelerine şirket olarak ihtiyaç, yani başka şirketlere yapacağı ödemeyi de XRP'den karşıladığı konuşuluyor. Yani bir şirketle ödeme yapacak, dolar ödemek yerine XRP'yi gönderiyor açıktan gibi. Anladım. Bu olaylar var gibi. Bir de menkul kıymet olayı var zaten. Yani bakalım oralar biraz daha su götürecek. Biraz daha kavga dövüş olacak. Ripple tarafından. Peki ben defileri merak ediyorum. Ben evet. Bu yaz hani altcoin'ler, defiler, böyle defileri çok konuşacağımızı düşünüyorum. Birkaç tane de sevdiğim defi var. Defi projeleri var. Onlara bayılıyorum diyebilirim. Bana göre hani kripto paraların hikayeleri üzerinden hani yatırımlarınızı şekillendirmek. Ben hep böyle altın çiziyorum ama bana göre bankacılık sektörünün sorunlarına çözüm getiren, kredi alma, kredi verme, faiz, işte efendim merkeziyetsiz borsa. Ben bunların hikayelerine çok inanıyorum. İşte Uni, Aave, Compound falan. Ne düşünüyoruz bunlarla ilgili? Matic son 25 gündür aman yarabbim ne çalıştı, ne indi, ne çıktı, ne gördü yani. Çok fena, çok fena. Ne peki mesela şu anda Matic'le başlayalım. Neler var bir bak bakalım, bir yorumla bize. Bir bakalım ya. Evet. Çünkü su gerekli defi aşağı defi yukarı. Bana göre defi yazı olacak. Sonuçta bu Bitcoin'in bir yerde beklemesi lazım. Yanlış mıyım? Evet. Bekleyecek. Ethereum. Evet, dinliyorum seni. Ben de bir yandan hazırlıyorum ekranımı. Bir de mesela Ethereum'la ilgili de şimdi 14 Haziran'da bir FED toplantısı var. Okey. Altın, dolar orayı bekliyor. Ama bizde mesela içeride dolar çok yükseldi. Tamamen kritik şeylerden. Amerika'da yarın bir tarım dışı istihdam gelecek. Geleneksel yatırımcı buna bakacak. Ama Amerika genelde kendini topladığında bir kriptoya da aslında o alternatif paranın aktığını görüyoruz. Yani hani bence ben mesela şey diye düşünüyorum şimdi. Diyecekler ki işte maskesiz son yaz. Ya maskeni çıkardın da şekerim normale mi döneceğiz? Kripto geldi hayatına, teknoloji geldi, çip krizi geldi. Evet. Sen bunların hangisinden maskeyi çıkarınca kurtulacaksın yani? Bir de bir kere kriptoda millet çok kazandı. Kan dillerine değdi ya. O tadı aldılar artık. Kim bırakacak ya? Ben ya burası bir çukur. Burası bir çukur gerçekten. Aynen, bu çukurdan kim çıkaracak seni yani? O yüzden defileri anlat Eren. Ya defiler bu merkezisiz finans zaten şeyin geleceği olacak yani. Bu bankacılık sektörünü ki benim de mesela bir özel bankaya periyodik olarak verdiğim eğitimlerde en çok konuştuğumuz taraf DeFi tarafı, akıllı sözleşmeler tarafı ki ben orada biraz temel tarafını konuşmak gerekirse teknik analize geçmeden önce proje bağımsız şunu söyleyebilirim. Bir kere en kökten zaten aslında fintech dediğimiz kavram bile eskide kalacak. Hani yeni hayatımıza son birkaç senede giren fintech bile eskide kalacak. Çünkü bu DeFi dediğin, DeFi dediğin merkeziyetsiz finans gelecek çatır çatır, eze dönüştürecek, dönüştürüyor da. Çünkü bankacılıkla yaptığın birçok şeyi, aynısını blockchain'de sen yapabiliyorsun, onu kopyalayabiliyorsun. Ve şunu bekliyoruz. Önce Amerika'da, arkasından da Türkiye'de olacak regülasyonlar. Bence Türkiye'de ve birçok ülkede Amerika'daki bu işi nasıl yorumlayacaklar? Onu bekliyor. Arkasından tabii canım. O yüzden yıl sonu dedi, değil mi? Evet. O yüzden yıl sonu dedi. Bankada insanlara söylediğim şey de şu. Şimdi siz oturuyorsunuz. Siz standart işinizde meşgalsiniz. Onunla uğraşıyorsunuz. Arada ince bir saç kılı kadar bir çizgi var. Şimdi orada bekliyorlar tepede. DeFi'dir, bilmem nedir, lending'dir, borrowing'dir, odur budur. O kıl koptuğu zaman patır kütür oradan buraya yağmur gibi yağacak. Ne zaman kopacak? Regülasyonlar geldiği zaman işte. O zaman çok başka şeyler olacak ki aslında birçok şeyi şu an deneyebiliyoruz. Yani siz mesela bir kontrat üzerinden şey yapabiliyorsunuz. Bir DeFi projesini bir borç alabiliyorsunuz. Mesela ben bir demo yapmıştım. Geldi gerçekten bankaya. Sonra dedi bana hani nereden ödeyeceksin? Çok demo yani öğrenmek amaçlı yapmıştım. Tekrar bankadan yolla bir opsiyon. Bir de içeri koyduğum Bitcoin teminatından kes bir opsiyon. Tabii ki de ben Bitcoin'i seçtim. Bankayla yollamayla kim uğraşacaktı? Dolayısıyla olaylar böyle. Şimdi DeFi olacak hayatımızda. Su götürmez bir gerçek bu bence. Matic ama Matic özelinde şunu söyleyebilirim. Matic'in zaten geçmişi çok çalkantılı bir coin. Ben ilk Binance Launchpad'e girdiği zaman hatırlıyorum. Aman Allah. Aman Allah'ım ya. Özel yaptığım video vardı. Matic'i incelediğim, analiz ettiğim. 2 sene olmuştur. Nasıl bir yükseliş? Nasıl böyle hareket ediyor? Nasıl oynuyor? Duruyor tekrar yükseliyor. Dolayısıyla gerçekten hareketli ki bir son zamanlarda bir değişikliğe de gittiler zaten. Evet. Şimdi burada teknik analizine biraz girmek gerekirse aslında şu an $1.81'da ve baya yüksek yani. Ki nerelerden döndü? 2.72'lerden döndü ama. Ya şöyle üzerinde... söyleyeyim sana 67 centti ya. 67 centti 20 gün önce. Oralara zaten hani sen bir para koysan 3 katına çıktı. Ama ben hani Matic konusunda şununla ilgili uyarıyorum insanları. Bazı yerlerde böyle 2 saatte bütün verdiğini alıyor falan. Hani böyle tatsız suyu da olan bir tip. O yüzden hani dikkat etmek lazım. DeFi'lerden peki hangileri hareketli olarak öne çıkıyor? Ben bir ara Compound çok çalıştı. Aave çok çalıştı. Aave zaten her zaman çalışıyor. Engine. Evet. Bak mesela şu an DeFi sektörünü açtım. Son 30 günde aslında birçoğu düşüş yaşamış ama son 7 güne baktığımız zaman ya bir yıl proje var aslında. CREAM diye bir proje var mesela. CREAM bildiğimiz CREAM var. Bu %41 yükselmiş mesela son 7 günde. Son yani şunu söyleyelim mesela EasyFi tabii ki de ben burada alın demiyorum ama zaten bazı projeler tehlikeli. %821 yükseliyor son 24 saatte EasyFi ama ya bunlar biraz sıkıntılı. Bunlara bence biraz kaçmak lazım. Genel adını sanını bilmediğiniz defilerde daha kalabalıklar bunlar. 9.000 tane hikayenin yani neredeyse 5.000-6.000 tanesi defi olarak çıkıyor. DeFi olarak karşına çıkıyor. Peki Ethereum şu anda şimdi 4.200'e kadar çıktı. Kendini bir bıraktı. Ama Bitcoin de çok bıraktı. Matic'te şunu söyleyecektim. Çok pardon. 1.78 tarafında bir desteği var. Eğer şu an Matic buralarda düzenli giderse bence 10 Haziran yani önümüzdeki hafta 10 Haziran'a kadar burada bir sıkışma yaşayıp kendisini atabilir yukarı doğru. Tabii ki de bir tavsiye değil ama yeter ki buralarda kalsın. Bu 1.70 yani buralar bir destek olarak şimdilik güzel çalışıyor. Ama totalde de en nihayetinde 22 Haziran'a kadar kırılır diye düşünüyorum. Er ya da geç. En geç 22 Haziran'a kadar. Neden 22 Haziran? Hareketi. Bir özel gün var mı? Bir simetrik bir üçgen var. Şimdi eğer iş 22 Haziran'a kadar uzarsa orada iş eşitleniyor. Yani iki tarafa da kırma ihtimali var ama eğer 1.80 üzerinde tutunursa 10 Haziran'a kadar bir oradan yukarı doğru atma ihtimali olabilir. Fena durmuyor. Onun dışında ne vardı? Neyi soruyordun sen? Avi'ler var. Avi var. Avi. Ve mesela landing tarafında da Compound çok öne çıkıyor. Aynen tabii canım yani. Evet, aynen o. Merkeziyetsiz borsalarda mesela Uniswap çok öne çıktı. Evet. Curve çok öne çıktı. Düşünüyorum. Uniswap mesela bayağı entegrasyonları var. 200'den fazla DeFi entegrasyonu var adamların. Protokolleri falan güçlü. Ama işte onlar nereden darbe yiyorlar? Ethereum'daki bu transfer ücretlerinden yiyorlar. Evet. Çok kişiyi biliyorum ben. Geliyor, işlem yapacak. 40-50 dolar, 60 dolar konuşuyoruz zaten. Yapmıyor. Şimdi işte geçen gelen güncelleme ile bunu biraz çözmeye çalıştılar ama bitmedi. Bu Londra güncellemesi olacak. Oradan belki bir şey gelir. Ki yani ben Ethereum'u yine de her şeye rağmen işi toparlayıp çözeceğini düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. O tarafta, evet. Ethereum için 14 Temmuz önemli bir eşik. Bunların hepsi için 14 Haziran'daki muhabbet önemli. Bizim için her gün önemli. Çünkü her gün uyanıyoruz farklı şeylere. Evet. Aave tarafında bir şey var gibi. Bir nasıl söyleyeyim? Alçalan, yani bir bayrak formasyonu var gibi. Çok olumlu görmedim. Daha doğrusu şöyle bir şey söyleyeyim. Teknik tarafında. Eğer bir düşüş pozisyonuna girersek Aave bu süreçte biraz sert düşen coinlerden bir tanesi olabilir. Ama şu an için şey yok. Öyle çok bir risk olduğunu söyleyemem ama bir ayı sezonu gelirse, çünkü burada bir bayrak flama formasyonu var ve flama formasyonu devam formasyonudur. Yani gelir mesela, tam tersi de aynı şekilde gelir. Sonra bir toparlar, tekrar bir boy kadar bir daha koyar aşağısına. Ama burada o gözle bakmak lazım. Yani şunu da söylemiyorum. Piyasa bu kadar güzelken tutup da bu, hani bunun hedefi öyle bir, hani piyasayla birlikte yorumlamak lazım ya. Evet. Bunun tutup da hedefini ben sana şey söyleyemem yani. Bunu normalde bayrak veriyor bize. Bayağı aşağıları veriyor hatta. Onu söylemeye bile gerek yok. Ama şu an için piyasa güzelken bence çok fazla korkmaya gerek yok. Çünkü içerisinde bir simetrik üçgen oluşuyor. O sadece bir simetrik olarak da kullanabilir onu. Öyle yaptığı zaman zaten iki yöne de ihtimali var. Ama şu an destek noktası 370 dolar civarında. Direnci de 440-525 civarlarında. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu son dönemde bir ara böyle bütün kripto paralar, altcoin'ler, defiler bilmem ne, hepsi Şubat ayındaki rakamlarına geldiler. Yani bir ara böyle çok kötü seyrettiler. İşte paralar çıktı, bir günde ne bileyim 900 milyar dolar çıktı falan filan denedi. Hatta sen global soygun demiştin. Sence oradan toparladın mı? Hani çok mesela şu anda sorun. Altcoin'de ne kadar para var? Defi'de ne kadar var? Bitcoin ne kadar? Çok güzel soru. Şunu söyleyeyim. Toparlaması için şu an önümüzde bir net bir baraj var. 1.75, 1.85 bu bugün oluşmuş bir baraj değil. Bayağıdır olan bir baraj. Üstüne çıkarsak güzel tutunuruz ama şu an tepemize vuruyor. Öyle yani mi? Bitcoin şöyle bir 40 bin, 41 bin olsun. Yani böyle toparladık, yüzdük ucuna kadar geldik. Eğer biz toplam tüm kripto para marketi şu an 1.71 trilyon dolar ve şöyle 1.80'e çıkarsak, bir hani o 1.80'e tamamlarsak biraz daha ferah olur. Onu söyleyeyim sana. Şu an geldik, ucuna kadar geldik. Total 2 o da şey için önemli. Total 2 de şu an uçta, biliyor musun? Aslında dünden beri dün akşam canlı yayın yaptım. Altcoin'ler daha yakındı noktaya, hedef. Büyük dirence. Şu an mesela Bitcoin eşitledi. Bitcoin de bir toparladığı için dünden bugüne ikisi de şu an yüzdüler ucuna kadar geldiler. Total 2 tüm altcoin piyasası da şu an 991 milyar dolarda. 1 trilyon zaten söylememe gerek yok. Psikolojik sınır. Yani şu anda ya sekecekler ya bunların kafasına inecek. Çok kritik bir geçişteyiz. Evet, izleyiciler şunu söyleyebilir. Yarın sabah ya şöyle bakabilirler. Bunlara böyle hani hesaplamak belki onlar için hani çok öncelikli olmayabilir. Yarın öbür gün uyandıkları zaman eğer piyasa düşmeden %10, %20, %30 falan koymuş da piyasa, büyük ihtimal bu barajlar yıkılmış anlamına gelir. Kabaca bunu söyleyebilirim. Yani öyle takip edebilirler. Bitcoin'de Bitcoin'e baktığımız zaman zaten şeyi söylemiştik. Bir CME'nin etkisi yarın itibariyle kalkacak. Evet, yarın itibariyle bitiyor. Yarın bir düşüş görürsen ben şunu düşünürüm. CME'nin etkisi geçici, bitti. Onun dışında bir yükseliş katalizörü yok. Dolayısıyla yarın itibariyle... Tabii bu aralar bir haber falan da gelmiyor. Evet. Bu aralar alan satan da yok. Yani şu an böyle çok durağan bir piyasa yok mu? Yer arıyor. İşte eşiklerini aşmaya çalışıyor. Haber olmamasına rağmen fiyatlanıyor. aslında yükseliyor. Yani dünden bugüne işte Bitcoin bir parça yükseliyor. İşte altcoin piyasası da bir hareketlendi ya dünden beri falan, birkaç gündür. Haber olmamasına rağmen aslında bir yerini yapmaya çalışıyor. Ama artık yarın biraz daha işler netleşir. Eğer Bitcoin böyle bir 36-35'e falan çekilirse o zaman anlayalım ki CME'nin etkisi geçti. Arkasından katalizör bir güç gelmedi. Dolayısıyla birazcık tavan mı devam mı noktalarındayız bence. 40.000 dolar zaten psikolojik sınır. Ama yani bu piyasada genelde uzun vadeli bekleyenler güzel hareket edebiliyorlar. Bunu da söylemek lazım. Evet. Eklemek istediğim bir şey var mı? Biz bugün böyle hani çok insanlar arada oldukları şeyleri söyledik. O yüzden şunu söyleyeyim aslında. Geçen söylediğin Çin olayı vardı ya, bu global soygun dediğimiz. Aslında orada para çıkmıştı. Şu an bakıyorum markete giren paraya. O aynı şekilde para giriyor şu an. Çıkan para tekrar giriyor. Dolayısıyla hep söylediğimiz şey, Çin'in etkisi gene görüyoruz ki geçici oldu. Ama madenciler tarafında bazı değişiklikler olacak. O da ne? Bazı madencilerin artık canına tak etti. Ya yeter diyorlar. Yani biz artık sürekli başımızda 200 senedir sizi kapatacağız diyen bir devlet, bir hükümet. Evet. İşte, biz oradan, o kafadan çıkıyoruz. Hatta Kuzey Amerika'ya falan gidiyorlar yani. Öyle bir şey, akın da başlayabilir. Daha büyük bir akın başlayabilir. Bir de kurumsallara bakalım istersen. Kurumsallar, tamam, sonra bakalım. Bu arada borsalardaki Bitcoin miktarı her şeye rağmen yine de yüksek. Ha. Yani günlük bazda bakıyorum. Günlük bazda. Yani çok böyle aşağılara geldi diyemeyiz. Şu an kurumsallar ortada. Bir şey söyleme gerek yok. Orta olumlu. Evet, şu an tamam. Dakikalık söylüyorum. Dakikalık da ortada ama genel olarak olumlu. Onun dışında piyasada açtık. Korku endeksi de şu an %24'te. Yani piyasa aslında hala korkuyor. Evet. Ama genelde şöyle oluyor değil mi? İyi yatırımcılar korkarken alıyorlar. Aç gözlük çok artmadığında alıyorlar. Yani dediğim gibi ya cesur olacaksın, alacaksın. Evet. Ya böyle arkalarından bakacaksın. Evet. İkisinden bir tanesi. Aynen. Kademeli almak, kademeli satmak. Birazcık destekleri, dirençleri öngörmeye çalışmak bence bayağı hayat kurtarır. Ya ben hep şeyi öneriyorum. Fibonacci'yi yani TradingView.com'dan Fibonacci'yi açsınlar, retracement düzeltmeyi. Bir tane günlük grafikte çizsinler. En aşağıdan en yukarıya. Onları yani bulabilirler Google'da da. O size büyük dirençleri genel hatlarıyla verir. Tam böyle milimetrik bir şey söylemez ama genel hatlarıyla verir. Anladım, anladım. Evet. Çok teşekkür ediyorum herhalde. Ağzına sağlık. Haftaya da görüşürüz. Tamam. Hadi iyi akşamlar. Bay bay, iyi akşamlar.